Tarih, gaflet içerisinde saltanat sürmek sevdasına kapılmış kimselerin netice itibariyle memleketlerine ne yaman akıbetler hazırladıklarına dair çok canlı misaller arz eder. Bu misallardan birisi de Endülüs Arap İslam Devleti'nin son hükümdarı Abdullah-ı Sagir'in şahsında tecelli etmiştir. Abdullah-ı Sagir, memleketini gittikçe tehdit etmekte olan, dış tehlikeye aldırış etmeden saltanat sürmek sevdasına kapılmış, Avrupa'nın bu yarımadasındaki İslam hakimiyetinin her gün biraz daha sarsılışına kayıtsız kalmıştı. Nihayet tehlike Gırnata'nın kapılarına dayanınca ne yapacağını şaşırdı. Bütün kötülüklerini yiğitçe bir çarpışmayla, kanıyla temizlemek mümkün değilse bile belki kefaretlendirebilirdi. Fakat o buna da cesaret edemedi. Kaçmayı tercih etti. Bir akşamüstü anası ve maiyetiyle birlikte Kırnata'dan uzaklaşırken şehri ebediyen gözden kaybettirecek olan bir yol dönemecinde bir virajda arkasına dönüp son olarak yad ellere kaptırdığı şehre bir kere daha bakmak arzusunu da yenemedi. Döndüğü zaman o manzarayı görüyordu ki batmak üzere olan ikindi güneşinin ışıkları şehrin altın yaldızlı kubbelerini Elhamra Sarayı'nın saçaklarını tutuşturmuştu. Terk edilmiş koca mamure, ışıkla altının, servetle deptebenin kucaklaşması içinde ufka serilmiş yatıyordu. Bu cazip ve kendisi hakkında tecelli eden hazin manzara karşısında Abdullah-ı Sagir gözyaşlarını tutamadı. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Yıllarca oğlunu gafletten uyandıramamış olan anası, onun bu gözyaşları önünde isyan etti ve nihayet tarihe mal olup kalan şu meşhur sözünü söyledi. Ağlar ezilala, erkekçesine dinini, vatanını müdafaa ve muhafaza etmeyenlere kadınlar gibi ağlamak yaraşır. Azizler, şer kuvvetler hakim olamadılar. Olamayacaklar. Fakat faraza olacak olurlarsa yarın analarımız bize de bunu diyecektir. Bunu dedirtip de şerefsizce ölmektense vatanına, dinine, milletine gereken güzel hizmetleri verip yerine getirmek ve bu alemden şerefiyle gitmek lazımdır. Konuşmamı burada bitirirken bu hususta Cenab-ı Hakk'ın cümleyi, cümlemizi gafletten uyanmış olan ve dinine, milletine lazım gelen güzel hizmetleri vermekte geri kalmayan ve o hizmetler içinde koşan kullarından eylemesini temenni ederim.